Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin yardım çağrıları malum efendim savaşın ilk gününden beri tüm dünyaya devam ediyor. Sürekli olarak bize yardım edin, dünya buna seyirci kalmamalı diyor. Çeşitli yaptırımlar uygulandı biliyorsunuz. Birçok ülke buna katkıda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya gelişmiş güdümlü roket sistemleri gönderecek. Bu açıklama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'dan geldi. Biden, ülkesi ve müttefikleri saldırıya uğramadığı sürece bu savaşa doğrudan müdahil olmayacaklarını da belirtti. 31% in the last year of 2019 before the ABD Başkanı Biden, New York Times gazetesinde Ukrayna'da ne yapacağız, ne yapmayacağız başlıklı bir makale kaleme aldı. Biden yazısında Ukrayna'ya kilit hedefleri hassas bir şekilde vurmalarını sağlayacak gelişmiş roket sistemleri ve mühimmat sağlamaya karar verdiğini duyurdu. ABD Başkanı, müttefikleriyle birlikte saldırıya uğramadıkları sürece Amerikan birliklerini Ukrayna'da savaşmak üzere göndermeyeceğini de yineledi. NATO ile Rusya arasında bir savaş istemiyoruz dedi. Biden makalede Rusya'nın nükleer silah kullanma niyetinde olduğuna dair hiçbir belirti göstermediklerine de yer verdi. Ancak Rusya'nın ara sıra nükleer kılıcı sallama söylemi tehlikeli ve son derece sorumsuzca ifadesini kullandı. ABD Başkanı, barış müzakerelerinin sürmemesinden de Rusya'yı sorumlu tuttu. Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi ise ABD Başkanı Biden'ın Ukrayna'ya yönelik 700 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıklayacağını duyurdu. Yetkili söz konusu paketin içinde yüksek hareket yeteneğine sahip topçu roket sistemi HIMARS'ın da yer alacağını belirtti. Söz konusu sistemle 65 kilometre menzilli roket gönderileceği bilgisi paylaşıldı. Estonian reservist